Merhaba arkadaşlar. Evet, kapanışa doğru yine bir abone arkadaşımızın talebi üzerine model şirketimiz Özdevici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Önce risk modellerine bakıyoruz. Edward Altman'ın Z-Score risk modeli ve bizim hocalarımızın sürdürülebilirlik risk analizi yöntemlerine göre işletmenin risk içermediğini ama Gordon Springate'in S-Score risk modeli yöntemine göre de işletmenin risk içerdiğini görüyoruz. Aktiflerden değerlendirmeye başlayacak olursak, inceleme dönemimiz hangisi? 2020'nin 4. çeyreği ile 2021'in 3. çeyreği arasındaki bilanço dönemleri. Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların yaklaşık %1'den cari dönemde payını %14'e hızlı ve yüksek oranda arttığı görüyoruz. Brüt işletme sermayesi içerisinde yaklaşık %9 olan payı cari dönemde %68,5'a artarken kısa vadeli yabancı kaynakların içindeki payı da yaklaşık %8,5'tan cari dönemde yaklaşık %140'a hızlı ve yüksek oranda artmış. Ticari satışların içerisindeki nakit oranı yaklaşık %5'ten cari dönemde %93'e, o da hızlı ve yüksek oranda artış kaydetmiş. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların payı çok küçükmüş, %0,25'ten cari dönemde %0,57'ye kısmen artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesi içerisinde de orada da çok fazla belirgin bir değişiklik göstermemiş. İşletmenin toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %4 oranında stokları mevcutmuş. Cari dönemde bu stokların olmadığını, sıfırlandığını görüyoruz. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı bir önceki dönem %9,5'tan cari dönemde %20,5'a hızlı ve yüksek oranda artış kaydederken toplam sabit kıymetler içerisindeki payı da %10,5'tan yaklaşık %26'ya belirgin şekilde artış sağlamış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit varlıkların yaklaşık %90,5 olan payı cari dönemde %79,5'a azalmış. Şirket 2021'in 3. çeyreği sonu itibariyle cari fiyatlarla %3 oranında 14 milyon 953 bin 528 lira bir iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Borçlarına baktığımızda şirket varlık finansmanındaki kısa vadeli borçlarının payı stabil kalmış, bir değişiklik göstermemiş. Varlık finansmanında uzun vadeli borçlarının payı ise onda da çok fazla bir değişiklik göstermemiş. 0,75'ten yavaşça %0,61'e azalış göstermiş. Şirket varlıklarının %10,5 oranında toplam borçlarla fonlarken %89,5 oranında da öz kaynaklarıyla fonlanmakta. İşletmenin öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık 8 kat üzerinde seyretmekte. Finansman açısından güçlü görünüyor. Daha kapsamlı, daha detaylı inceleyecek olursak, şirketin 2020'nin son çeyreğindeki net yabancı para pozisyon fazlalığı 5 milyon 527 bin 839 TL'ye tekamül ederken, aradan geçen 9 aylık zaman zarfında bu yabancı para pozisyon fazlalığına 22 milyon 234 bin 748 lira daha ilave ederek, artırarak
2021'in 9. ay sonu itibariyle net yabancı para pozisyon fazlalığını 5 milyondan 27 milyon 762 bin 587 liraya artırmış. Gördüğünüz gibi grafikte de işletmenin yabancı para yükümlülükleri yok arkadaşlar, çok cüzi. Şöyle bir bakalım, 237 bin liralık bir yabancı para yükümlülüğü varmış. Bu 200 bin liraya düşmüş 9 ay sonra. Binde 5'ten binde 4'e gerilemiş. Bütün ağırlığı yabancı para varlıklara dayalı. Evet, finansman kaynaklarındaki değişikliklere bakacak olduğumuzda finansmanda öz kaynağın katkısı stabil kalmış. Yani bir önceki dönem %89,2 imiş, cari dönemde %89,4'e artmış. Yani çok fazla bir değişiklik olduğunu söylemek mümkün değil. %0,20'lik bir artışı var. Yani finansmanda öz kaynağın katkısı oluşmamış. Fakat buna mukabil yabancı kaynakların payı %1,5 gibi kısmen bir azalma göstermiş. Ticari borçlarının kısa vadeli borçlarının içerisindeki payı yalnız %74 artmış. Brüt işletme sermayesi %2863,5 oranında, çok yüksek oranda brüt işletme sermayesinde artış sağlamış. Bir önceki dönem, yani 2020'nin 4. çeyreği itibariyle brüt işletme sermayesi eksi 1.812.000 TL civarındayken cari dönemde 50 milyona artırmış brüt işletme sermayesini. Finansal borçlarının kısa vadeli borçlarının içerisindeki payı %60 belirgin şekilde azalmış. Son derece önemli ve olumlu bir gelişme, finansal borçlarının kısa vadeli borçlar içerisindeki payının azalması. Yine brüt işletme sermayesinin bu orandaki yükselişi, artışı, bu da son derece önemli. Ve yine net finansal borçlarının %700, yaklaşık %708 oranında, yüksek oranda azalması son derece olumlu. Şirket finansman açısından son derece güçlenmiş 9 ay geçen zaman süre içerisinde. Uzun vadeli finansman kaynaklarının finansmandaki payı %18,5 oranında azalırken, uzun vadeli borçların maddi duran varlıklarının finansmanındaki payı da %13 oranında azalmış. Peki uzun vadeli borçlar azalırken nereye gitmiş arkadaşlar? Finansal borçların kısa vadeli borçlardaki payına ve ticari borçlarının kısa vadeli borçlar içerisindeki payının artışına. Yani uzun vadeli borçlar kısa vadeli duruma düşüyor, fakat bu arada işletme karıyla da kısa vadeli borçlarını bir taraftan günü geldikçe kapatıyor, ödüyor. Zaten gördük, finansman varlık finansmanında kısa vadeli borçlarının payı stabil kalmış. Yabancı para varlıklarının yabancı para borçlarına oranı %475,5 gibi yüksek bir oranda artış sağlamış. Net döviz pozisyon fazlalığı da %402 gibi yüksek oranda yine artış sağlamış. Ve işletme ticari alacaklarıyla ticari borçlanmanın finansmanını sağlaması %29 oranında artırmış. Evet, finansman açısından son derece güçlü, öz kaynak olarak da son derece güçlü. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karının
kısmen artarken dönem kar payının da kısmen arttığını görüyoruz. Öz sermaye karlılık payı da toplam öz kaynaklar içerisinde kısmen artmış. Şimdi finansman açısından son derece güçlenmiş, fakat öz sermaye karlılık payı niçin kısmen artmış? Bunun bir araştırmasını yapalım arkadaşlar. Evet, ilk önce şirket karlılık oluşumuna baktığımızda katkı payı yüzdesi eksiymiş, artıya çıkmış. Yani artmış, bu olumlu. Fakat emniyet marjı %180'den yaklaşık %29.5'a azalırken, ortak karlılığı oluşumundaki aktif karlılığı %21.5'dan %8.5'a geliyor. Bizim için önemli olan, yani hisse senedi yatırımcısı açısından önemli olan neydi arkadaşlar? Şirket karlılığı oluşumu mu, ortak karlılığın oluşumu? Elbette ki ortak karlılığının oluşumu. Çünkü ortak karlılığı finansman borçları da çıktıktan sonra ortaklara düşen karı ortaya koyar. Ve borç maliyeti %56.5'dan %22.5, eksi %22.5'a hızlı ve yüksek oranda azalmış. Evet, finansman açısından son derece güçlü olduğunu, kuvvetli olduğunu gördük. Burada da zaten borç maliyeti, öz kaynak borç maliyeti bize bunu teyit ediyor. Kısmen artmasının, kısmen öz sermaye karlılık payının toplam öz kaynaklar içerisinde kısmen artmasının önündeki, yani daha fazla artmasının önündeki engel ortak karlılığı oluşumundaki aktif karlılığının belirgin şekilde azalması. Kısmen artmasında ana destek olan, ana kaynak olan borç maliyetinin azalması, katkı payı yüzdesinin de artması. Evet. Evet, azalmış ama niçin azalmış? Artmış ama niçin artmış? Bunların tespitini yapmak analiz açısından son derece önemli. Evet, gelir tablosundayız. Toplam gelirler içerisinde grafikten şöyle bir kabaca bakacak olursak, satılan malın maliyetinin kısmen azaldığını, faaliyet giderlerinin yüksek ve hızlı oranda azaldığını, yine finansman giderlerinin belirgin oranda azaldığını, hatta eksiye düştüğünü görüyoruz ve toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payının zarardan artıya geçtiğini, yüksek ve hızlı oranda zarardan artıya geçtiğini görüyoruz. Kar oluşumlarına şöyle bakacak olursak, toplam maliyetlerin %84.5'dan %73'e azalmasının neticesinde gayri safi karı, yani brüt karı %15.5'dan yaklaşık %27'ye artmış. Faaliyet giderlerinin yaklaşık %54'ten hızlı ve yüksek oranda %15.5'a azalmasının sonucunda da esas faaliyet zararı %11 oranında esas faaliyet karına dönüşmüş. Hızlı ve yüksek oranda artmış. Peki dünkü videomuzda ne demiştik? Analize başlamadan analist şirketin önce reel satışlarına bakmalı. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Evet. İşletmenin karı rakamsal olarak son derece şık, finansman açısından da güçlü. Eyvallah.
Peki reel satışlar ne yapmış? Şirket bu karı nasıl elde etmiş? Devam ediyoruz. Finansman giderlerinin %5,5'tan eksiye düşmesi, cari dönemde eksi %4'e gerilemesinden ötürü vergi öncesi karlılığı %13,5'tan %20'ye belirgin şekilde artış sağlamış. Şimdi nakit akım tablosuna bakacağız arkadaşlar. Ama önce önemli olan kar oranları. %102,5 cari dönemdeki artışıyla kar muhafazakarlığında işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini pek söyleyemeyiz. Tutucu davranmış. Yani %100'ün çok üzerine çıkmamış. Mali rentabilite %28,5 artış kaydederken efektif kar oranı yaklaşık %104 oranında artmış. Vergi öncesi karlılığı %24 artarken ekonomik rentabilite, faiz amortisman, vergi öncesi karlılığı ve faiz vergi öncesi karlılığı azalmış. Birikmeli karlılık yaklaşık %4 artarken faaliyet karlılığı %129,5 oranında %100'ün üzerinde artış kaydetmiş. Gayet olumlu. İşletme verimliliği %54 ile vasat gelişmiş, %100'ün altında %50 olarak gerçekleşmiş. Peki işletme verimliliği ne arkadaşlar? Şirketin personel sayısına baktığımızda cari dönemde 20 kişilik bir personelinin olduğunu görüyoruz. 20 kişilik personelle marjinal verimliliği %54 artmış. Şimdi arkadaşlar, işletme verimliliği şirkette son derece önemli. Çalışanlarının ve yönetiminin karnesini gösterir. Öz kaynak verimliliği de işletmenin yönetim kadrosunun karnesidir. Şimdi bu kamu aydınlatma platformuna gönderilen finansal raporların da bir standardı yok. Halbuki bunların bir standarda bağlanması lazım ki bu standart zaten belirtilmiştir, belirlenmiştir. Ama görüyoruz ki kamu aydınlatma platformuna gönderilen faaliyet finansal raporları, kimininde personel sayısı var, kimininkinde yok. Yani oraya personel giderlerini yazmış ama bu kaç kişiye tekamül ediyor? Bu belli değil. Personel gideri olarak yazmış yıllar itibariyle. Peki abi sen kaç kişiyi istihdam ediyorsun? Yani yazanlar niçin yazıyor? Veya sen niçin personelini sayısını kamudan kamufle ediyorsun? Bunu anlayabilmiş değilim. Yani bunun bir standardı yok mu? Herkes keyfi mi gönderiyor kamu aydınlatma platformuna? Ben göndermiyorum kardeşim. Yani böyle bir şey olmaması lazım. Bu da bizim işte birazcık anlam veremediğimiz işler. Gelelim nakit akım tablosuna. Arkadaşlar, bir işletmede bir kez daha ifade edeyim. Bu nakit akışı bu kanalın açıldıktan sonra çok dillendirilmeye başlandı ama buradaki kapa gönderilen nakit akışlarıyla işte değerlendiriliyor. Arkadaşlar, nakit akışını okumak çok önemli. Yani neyin nereden geldiğini, neyin nereye etkilediğini, hangi kalemleri etkilediğini okuyabilmek çok önemli. Ben şu ana kadar yani nakit akışını okuyan bir uzmana rastlamadım. Yok, piyasada yok ne yazık. Bakalım şimdi niçin arkadaşlar? Yani işletme nakit ve nakit benzerlerini bakın %1'den %14'e arttırmış. Varlıklarının içerisinde. Efendim, brüt işletme sermayesinde %9'dan %68,5'e artırmış. Kısa vadeli borçlarının içerisinde son derece yüksek oranda artırmış. Ticari satışlarının içerisinde de yine hızlı şekilde artırmış.
Peki nakit ve nakit benzeri varlıklarının aslında artışı nerede önemli? Esas faaliyetlerde. Bunu da nerede görüyoruz? Nakit akım tablosunda. Bakalım. İşletme faaliyetinden net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı, bakın nakit ve nakit benzeri varlıklarının artış oranı arkadaşlar. Biz burada bakacağız. Artmış mı, azalmış mı? Varlıklara oranlamada artmış olabilir. Esas faaliyetlerinden nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranı, yani nakit ve nakit benzeri varlıkları artmış mı? Şimdi bakın orada varlıklarda son derece yüksek ve hızlı oranda artarken esas faaliyetlerden nakit girişinin %41 arttığını görüyoruz. İşletme faaliyetinden %18 arttığını görüyoruz. Yani varlıklardaki nakit ve nakit benzeri varlıklarının artışı, o yüksek ve hızlı artışı asıl artması gereken, artışının gözlenmesi gereken yerlerde yok. Ben bunların eğitim videolarını verdiydim. Bunları da buraya koyduydum. Ne anlama geldiğini, önemini. Ama yok arkadaşlar. Yani piyasada nakit akış tablosunu okuyacak bir uzman göremedik. Şimdi bu gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Buraya çok takılmayın. Yani %100'ün üzerinde oluşunu. Evet, şirket duran varlık satışına gitmiş, gördük zaten stoklarında da cari dönemde sıfırlamış ve bundan ötürü de 45.327.475 TL'lik bir nakit fazlalığı yaratmış. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %19.5 oranında artışıyla %100'ün altında kalmış ama %100'ün de üzerine çıkmamış. Şimdi bu oranın %100'ün üzerine çıkmaması gerekir ama %100'e de son derece yaklaşık olması olumludur. Peki %100'ün üzerine çıkarsa bize neyi ifade eder arkadaşlar? Bu bize %100'ün üzerine çıkması, %100'den büyük olması bize işletmenin esas faaliyetinden vermiş olduğu nakit açığından ötürü borçlanma gereksinimi içerisinde olduğunu, borçlanacağını ya da nakden sermaye artıracağını ya da kısmen borçlanıp kısmen nakden sermaye artıracağının bize göstergesidir. Evet, şirketin böyle bir şeyi yok. %100'den uzak kalmış ama %100'den aşmamış. İşletmenin borçlanma gereksinimi veya nakden sermaye artırımı gereksinimi içerisinde olmadığını anlayabiliyoruz. Yine vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karının %100'e yakın olması olumlu olarak değerlendirilir ama %100'ün üzerinde olması da son derece olumlu olarak değerlendirilmelidir. Yani buradaki gibi %100'ün üzerine çıkarsa sıkıntı var demek değildir. %100'e ne kadar yakın ve üstündeyse o kadar olumludur ki burada son derece olumlu gözüküyor. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %27'lik kısmını faaliyetlerinden elde ediyor. Bunun %70.5 ağırlıkla sabit varlık azalışı ana kaynak olmuş. Gördük, satmış. Stoklarda da bunu gördük. Ve yarattığı nakit fazlasından da bunu gördük. %99 ağırlıkla da brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Şimdi net işletme sermayesi ne yapmış? Brüt artmış. Evet, brüt işletme sermayesi de %99 artış kaydetmiş. 51.915.255 TL ile.
Evet, şimdi reel satışlara. Yani biz ilk bakmamız gerekeni ne yaptık? Son bakıyoruz. Olsun. Bu şekilde değerlendirdik mi? Değil mi? Gayet güzel. Ama bakıyoruz işletme reel satışları %61 oranında azalmış 2020'nin dördüncü çeyreğine göre. 2021'in 9. ay sonu itibariyle %61 azalış göstermiş. Öyleyse bu kar nereden gelmiş? Bu kar arkadaşlar işletmenin enflasyondan ötürü işte gayrimenkul fiyatlarının spekülatif olarak aşırı fiyatlanmasından satışları azalmış olsa da o spekülatif fiyat artışlarından işletme son derece kar elde etmiş. Satışlar aşağıya gelirken kar yukarı gitmiş. Şimdi o karlılık oranlarına da bakacağız. Büyüme oranlarına. Evet. Finansal kaldıraç ortak karlılığı oluşumunda olumlu pozitif bir yaklaşım sergilemiş. Eksiden 0,56'ya artış kaydetmiş. Şirket kötü demiyorum yani arkadaşlar. Şimdi rasyolarına bakalım. Evet, likidite oranlarına bakıyoruz. Likidite oranlarının yükselmekte olduğunu ve olması gereken sınırların üstünde olup likidite riski taşımadığını görüyoruz. Faaliyet oranları vasatın altında, birazcık vasatın altında gerçekleşmiş. Kaynak yaratma son derece olumlu gelişme göstermiş. Yaratılan kaynağın net finansmandaki payının azalmasına dışında. Etkinlik oranları vasat olarak gerçekleşmiş. Geldik büyüme oranlarına. Şirket hem cari fiyatlarla hem reel fiyatlarla net satış küçülmesi yaşamış. Net kar cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla %1,5 oranında küçülmüş. Varlık cari fiyatlarla %3 oranında büyürken reel fiyatlarla %21 oranında küçülmüş. Öz kaynak cari fiyatlarla %3,5 oranında büyürken reel fiyatlarla yaklaşık %21 oranında küçülmüş. Ve karlılık oranları da işletmenin azalmış göstermiş. Faiz vergi öncesi varlıklara oranıyla, faiz vergi öncesi satışlara oranıyla, faiz amortisman vergi öncesinin varlıklara oranıyla, yine faiz amortisman vergi öncesinin satışlara oranıyla azalmış. Peki tüm bu veriler doğrultusunda temettü kapitalizasyon yöntemiyle yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde reel hisse fiyatı 1 lira 24 kuruş 1,24 TL olarak hesaplanmakta. Bu bilanço geldiği tarihte şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da 1,41 TL'den fiyatlanmaktaymış. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de baktığımızda da orada da 1,19 TL'den reel olarak hesaplanmakta ve bu verileri sürdürülebilir, kalıcı sağlayabilirse de beklenen büyüme oranı %27 olarak hesaplanmakta. Arkadaşlar, şimdi şu şey anlaşılmasın, bunu bir doğru anlayalım. Biz burada bu veriler doğrultusunda işte yıllık büyüme reel getiri ve dağıtılabilir temettülerini hesapladım 1 lira 24 kuruş. Bu gitmez demek değil ama biz piyasada bir alıcısı
bir de satıcısı olan ne olursa olsun olması gereken bir reel fiyatının olması olduğunu biliyoruz. Bu finansman açısından son derece güçlü olan bir şirket, işte bir takım beklentiler içerisinde yakından takip edenler, şirketin daha da iyileşebileceğini düşünerekten talep artması sonucunda borsada fiyatı gidebilir. Ya da işte bir takım olumsuzlukları öngörülerek arz